7. yüzyıldan itibaren Selçuklu Türkleri aşiretler arası mücadelelerden kaçmak, daha iyi otlaklar bulmak ve zenginlik aramak amacıyla Orta Asya'daki evlerinden uzaklaşmaya başladı. 10. yüzyılın ortalarında Anadolu'ya ulaşmışlardı. Bizanslılarla Alparslan önderliğindeki Selçuklu Türkleri arasında bir çatışma kopmak üzereydi. Burada, Malazgirt'te karşılaştılar. Bugün burası tüm Türklerin yüreğinde tarihlerinin başlangıcı olarak bilinir. Alparslan'ın ordusu kısa süreli çarpışmalar ve sabotajlar yoluyla düşmanı zayıflatmıştı. Bizanslıların gıda kaynaklarını yaktılar ve kuyularını zehirlediler. Alparslan ordusunu bu ovaların kenarına kadar yönlendirdi. Burası tarihi bir zafer için mükemmel bir mekandı. Burada gördüğünüz açık alan Türk savaş stratejisinin uygulanması için çok uygun. Hafif tepelerin olduğu, Türklerin pusuya yatıp düşmanı kendilerine doğru çektikleri savaş stratejileri için çok uygun. Steplerdeki gibi at üzerinde rahat hareket edebildikleri, stratejilerini istedikleri gibi uygulayabildikleri topraklar. Bizans kuvvetleri ovada yavaşça ve sık bir tertipte ilerlerdi. Bizanslı atlı birliklerinin sayısı Selçuklularınkinden çok daha fazlaydı. Doğrudan saldırıya geçmektense düşmanlarını ölümcül bir tuzağa çekmek için vurkaç taktiklerine başvuruyordu. Gerekli taktiklere, yeteneklere ve silahlara sahiptiler. Bilindiği gibi ok ve yay kombine bir silahtır, kombine bir fırlatma silahıdır. Ok, uç kısmının özelliğine göre değişik işlerde kullanılır. Selçukluların kullandığı savaş okları aşağı yukarı böyleydi. Bu zırhsız düşmana atılan veya avda kullanılan 3 bıçaklı ve 2 bıçaklı uçlar. Sağında görülenler ise biz tarzı zırh delmek için kullanılan uçlardı. Selçukluların oklarının Bizans zırhlıları için dahi çok öldürücü ve korkulan silahlar olduğu bilinmektedir. Bunlar ok çantalarında, tirkeş tabir edilen ok çantalarında, sadak tabir edilen yay çantalarında ve hatta çizmelerine sokulmuş durumda her savaşçı 100 tane taşıyacak şekilde yanlarında bulundurulurdu. Dolayısıyla ok ve yayın en önemli silahlarından olduğu Selçukluların ve bunu hem çok hızlı hem çok etkili bir şekilde kullandıkları bilinmektedir. Hilal şeklinde dizilen Selçuklular uzaktan attıkları oklarla Bizans ordusunu kendilerine doğru çekti. Atlı okçuların ok yağmuru arıların saldırısına benziyordu. Bu baskı altında Bizans piyadeleri saldırıya geçti. Onlar yaklaşırken Türkler geri çekilir gibi yaptı. Derken kayalık tepelerin arkasında gizlenmiş olan atlı okçular ortaya çıktı. Bizanslıları kuşattı. Türkler saldırıya geçti ve onları yok etti. Bütün zorluklara rağmen Alparslan'ın askerleri güçlü Bizans ordusunu yendi. Bu mağlubiyetle Anadolu'nun kapıları sonuna kadar Türklere açıldı. Bizans İmparatorluğu zengin Anadolu topraklarını kaybetti. İslamiyet'in geleneksel egemenlik alanı dışında toprak kazanmak Selçukluları Müslüman doğunun kahramanları haline getirdi. Bu topraklar, Malazgirt Savaşı'na ev sahipliği yapmış olan bu topraklar aslında şu anda yaşadığımız ülkede bulunmamızın sebebi Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar süren ve Anadolu'nun Türkleştirilmesi ve İslamlaştırılması sürecini başlatan, resmi olarak başlatan savaşın vuku bulduğu topraklar. Bunun gibi sıcak bir Ağustos gününde her şey olabileceğinden çok daha farklı bir yöne doğru gelişti ve tarih yeniden şekillendi. Bizans
Malazgirt'le beraber yeni bir dönüşüm içerisine girmiş ve yavaş yavaş içten çökmeye başlamıştır. Çünkü Malazgirt zaferiyle en verimli topraklarını Türklere kaptırmış ve gittikçe de kendi içerisinde ilerleyen yeni bir akımın kapılarını açmıştır. Türkler bir cihan devleti kurmaya doğru yol almışlardır. 1071'de Malazgirt zaferinin arkasından 4 yıl sonra Türkler Boğaz'ın kenarında görüneceklerdir. Bu bakımdan tarihin akışını değiştirmiştir. Ama aynı zamanda da İslam dünyasının varoluş yok oluş mücadelesinin neticesini de hazırlamışlardır.